Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde external storage'a veri okuma ve yazma yaparken kullanıcıdan çalışma anında nasıl izin isteyeceğiz onu göstermeye çalışacağım. Hatırlarsanız bir önceki derste external storage demo'daki bu private kısmı yapmıştık ve benim buraya oluşturduğum dosyaların içeriğini güzel bir şekilde alıyordum. Yalnız public kısmına ulaştığımda buraya bir veri yazıp kaydet dediğimde gördüğünüz gibi bir kaydetme hatası, kaydetme uyarısı alamıyorum çünkü ona ulaşamıyoruz. Peki bu dosyalar nereye kaydediliyordu? Şöyle Android kısmında device monitörü bir açalım. Zaten çalışıyor diyor. Buraya geldiğimizde şöyle en baştan bir daha gelelim hatırlamak adına. File Explorer'ı açtık. Storage kısmında Emulated kısmına gidiyoruz ve sıfırın altında gördüğünüz gibi daha önceden tanımlanmış olan bütün public klasörler burada. Benim private olarak oluşturduklarım Android'in altındaki data'nın altındaki benim uygulamamın neyi package name'i ve file'ın altına kaydediliyor. Public klasörler ise burada tanımlanmış olan DCM resimler için, Dovlant indirilenler için, ne bileyim alarmlar için. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Biz buraya document vermiştik ama burada default olarak bir document yok. İsterseniz önce bir onu değiştirelim. Şuraya ne yapmıştık? Document diye bir klasör orada yok. Şöyle yapalım. Directory Dovlant'ın altına atalım. Bunu da yine Directory Dovlant'tan okusun. Ve de yine bu dosya adlarını da yanlış yazmışız. Bunları private değil, public olacak. Çünkü ben bu Dovlant'ın altına atmak istediğim dosyanın adı External Public. Belki bunu buraya böyle kaydedecek ama okurken bulamayacağı için hata alacağız. Şimdi tekrar bir deneyelim. Uygulama açıldı. External Storage Demo dedim. Burası çalışıyor. Şöyle Emre dedim. Kaydet dedim. Herhangi bir şey yok. Getir dedim. Herhangi bir şey yok. Buraya da herhangi bir hata düşmemiş. Evet. Ne demiştik? Bunun için manifest dosyasında sadece bunları belirtmemiz yeterli değil. API 23 ve sonrası için bizim bu işlemler için kullanıcıdan çalışma anında izin istememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için daha önce anlattığımız yapıları kullanacak. Şuradaki arama kısmına runtime per diyorum. Runtime permission olduğu için. Şurada bir pratik yöntemden bahsetmiştik hatırlarsanız. Bilmeyen arkadaşlar videoyu izleyebilir. Ama yapmamız gereken ne? Öncelikle şu sınıfı komple kopyalıyorum buradan. Ve projeme dahil edeceğim. Yeni Java dosyası dedim. Run time permission activity diye bir ismi vardı bunun. Ve de buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdığımda doğru mu yazdık? Şuradaki sınıf adlarının aynı olduğundan emin olalım. Doğru. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabii ki de bazı kütüphaneler olmadığı için bu importları tek tek yapmamız lazım. Keşke o kodun içine ben importları da alsaymışım. Ama hani copy paste yaparken de yine üzerinden geçmek adına bunu yapmamız daha düzgün olur. Sınıfları yaptık. Bir şunlar kaldı herhalde. İnternet'i import edersem bunlar da olacaktır. Evet. Başka bir şurada bir bundle'ımız kalmış. Import etmediğimiz. Şu an için bitti gibi. Yalnız burada runtime izinler sınıfımın adı izinler buraya permission demişim. Şimdi bunu nasıl düzeltiriz? Şurayı şöyle komple alalım. Kestim bunu. Buraya yapıştıralım. Ve de adını Runtime Permission Activity diye değiştirelim. Evet, bir hata kalmadı.
Ya da bunu böyle yapmak yerine şöyle izinler olsun bu. Şunun adını değiştirmem yeterli. Refactor dedim. Rename file dedim. Permission değil. İzinler. Bildiğiniz gibi sınıf hatlarıyla burada belirttiğiniz sınıf hatları aynı olmak zorunda. Ve dosyada şu an için herhangi bir hata kalmadı. İzinlerimi ele alacak dosya bu. Buradaki kodları bir daha yazmamak adına bunu kullanabiliyoruz. Peki ben bunu nerede kullanacağım? Ben diyorum ki kullanıcı burada. External Storage Demo'ya tıklandığında ben bu izinleri kullanıcıdan isteyeyim. Nasıl isteyeceğim? Öncelikli olarak izni isteyeceğiniz sınıfta bunu kullanıyorsunuz. Diyorsunuz ki Runtime izinler activity. Çünkü runtime izinler activity zaten upcompat'tan türetildiği için aslında sizin main activity'niz tekrardan ne olacak? Yine upcompat activity'den türetilmiş olacak. Ama bu bana bir hata veriyor. Alt enter dediğimde bunun içinde bir metot var ve benim bunu gerçekleştirmem gerekiyor. Şöyle en altta belirttiğimiz abstract bir metot var ve hangi sınıf bu sınıftan türediyse o metodu gerçekleştirmek zorunda. Bu metot şu işe yarıyor. Ola ki sizin istediğiniz izinlere cevap verilmişse, yani kabul edilmişse bu metodun içi çalışacak ve ben burada yapmak istediklerimi yapacağım. Peki benim yapmak istediklerim ne? Aslında bir intent başlatmak, değil mi? Buraya geliyorum. Public void external storage işlemleri diyelim buna. Ne demiştik? İzin sonrası izin istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyleri bir farklı metodun içine alın ki kullanmak kolay olsun. Bunu buraya yaptık. Ve de ne dedik? İzin verildiği an yapılacak olanlar aslında bunlar. İzni nerede isteyeceğiz? Bu butona tıklanıldığında isteyeceğiz. Yine dokümanımıza bakalım nasıl yapmışız onu. Şurada gördüğünüz gibi izinleri burada istiyoruz. Şurayı şöyle kopyalayayım. Ve de bu butona tıklanıldığında artık external storage demo aktivitesi yapılmak yerine önce kullanıcıdan izinleri isteyelim. İsteyeceğim izinler neydi? Write external storage'dı. Virgül deyip yine aynı şekilde manifest nokta permission nokta read external storage deyip iki tane izin istiyorum. Ve de bunları artık sınıfıma gönderip işlemler yapacak. Buraya bir sabit tanımlamışız. Şuraya da tanımlayalım onu. Private static int şöyle external storage izinleri diyelim ve buna bir sayı atıyoruz arkadaşlar. 50 gibi. Bu sayıdan işlem yapacağız çünkü. Şuraya da ne diyelim? External storage izinleri diye. Yani butona tıklanıldığında main activity'nin üst sınıfı olan runtime izinler activity'ye gidecek ve izin iste metodu varmış onun içinde onu çalıştıracak. Şuradaki verdiğim kod sayesinde. Bu 50 aslında neye ifade ediyor? Şuradaki izinleri ifade ediyor. Bu dosyaya gidecek. Kullanıcıdan izin isteyecek. Kullanıcı izin verirse bu metot çalışacak. Vermezse çalışmayacak. Kullanıcı izin verdi diyelim. Bunu da şu şekilde anlıyoruz. Eğer diyoruz buraya request kod olarak gelen ifade 50 ise 50 yazmayalım da şuradaki sabitimizi yazalım. Ben artık kullanıcıdan izni aldığıma göre ne yapabilirim? External storage işlemleri metodunu burada çağırabilirim. Evet. Bu şekilde basit bir şekilde kullanıcıdan runtime'da izin istemiş oluyoruz. Şimdi bir testimizi yapalım. Bakalım durum nasıl oldu. Uygulama açıldı. External Storage Demo'ya bastığımda gördüğünüz gibi arama yapmak istiyorsan bu içeriği değiştirebilirdik. Yani keşke bu runtime şurada direkt copy paste yaptığımız için geldi o. Çok önemli değil. İzin istiyoruz. İzin vermek istiyorum dedik. Bakın ne diyor? Uygulama fotolarınıza, medyalarınıza ve dosyalarınıza erişmek istiyor diyor ve deny dersek olmaz. Olmaz dedik. Yani gidemiyoruz bundan sonrasını. İzin yok diyoruz, gitmiyor. İzin vermek istiyorum dedik ve allow dersek bu sefer benim
arayüzüm geliyor. Şimdi burayı bir test edelim bakalım çalışacak mı? Dosyaya yazıldı. Çünkü artık external storage'a ulaşmak için izinlerim var. Getir dediğimde de getiriyor arkadaşlar. Bu dosyalar nereye gitti? Dolantın altındaki My External Public olarak gördüğünüz gibi buraya atılmış. Umarım anlaşılmıştır. İzinliği de bu şekilde hallettik. Şimdi bir de ne dedik? Sürekli olarak bir şey atmadan veya okumadan önce aslında ne yapmamız lazım? Bizim SD kartımızın erişilebilir olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunu yapmak için metotlar oluşturabiliriz. Şuraya en alta gelelim. Sınıfımız bitmeden şöyle geriye Boolean değer döndüren yani true ya da false döndüren metotlar oluşturalım. Öncelikle ne diyelim? External storage yazılabilir. Bu eğer true döndürürse benim external storage'ım yazılabiliyordur, ulaşılabiliyordur ona. Bir de ne diyelim? Sadece okumak yapmak için hani yazılabilir olması gerekmiyor. Ben ondan veri okuyabiliyorsam bu da bana yeterli. External storage okunabilir. Şimdi bunların içeriğini bir dolduralım. Öncelikle şöyle bir metodumuz var. Environment nokta dedikten sonra get external storage state diye bir metot var ve geri dönüşü string'miş. Yani size string bir sonuç döndürüyormuş. İşte external storage'ın o anki durumunu gönderiyormuş. Bunu buraya bir alalım ve bunu şöyle bir string ifadenin içinde saklayalım. Ve de diyelim ki buraya eğer environment nokta media mounted yani SD kart sistemimize eklenmişse nokta deyip bunu şu yukarıda aldığım durumla eşit mi değil mi ona bakayım. Eğer eşitse yani media mounted yapılmışsa ve bu buradakiyle eşitse bu sefer nedir? Return true diyeceğiz. Yok değilse return false deyip SD kartımızın sisteme dahil olmadığını göstermek için false deyip bunu geriye göndereceğiz. Peki şunu burada ne yapabiliriz? Yine aynı şekilde string durum diye bir değişken tanımlayalım ve bu durumun içine environment nokta deyip get state'i alalım. Bu sefer çok agresif olmayacağız. Şöyle bir şey diyeceğiz. Diyeceğiz ki environment nokta media mounted nokta accuse ve buraya da durumu yazalım. Hani mount olmuş mu olmamış mı ona bak. Veya için bunu yapıyoruz. Environment nokta media mounted read only nokta accuse duruma eşit mi? Hani ilgili medya sadece okunabilir mi? Sadece okunabilir moddaysa da biz burada true döndüreceğiz. Return true. Aksi takdirde ulaşılamıyordur ve false döndürmemiz gerekiyor. Evet, bunları da yaptık. Şimdi bunları tabii nerede kullanacağız diye soracak olursanız public klasörlere veri atarken ve veri okurken kullanacağız. Save to external public kısmına gittik. Gördüğünüz gibi burada yapılıyor bütün işlemler. Ben buraya geliyorum. Eğer diyorum external storage yazılabilir mi? Bu eğer true dönüyorsa buraya kadar yapsın. Şöyle kapatalım. Aksi takdirde bir toast mesajı verdirebiliriz buraya. Toast.make this external storage ulaşılamaz desin. Toast nokta
Short deyip bunu ekranda gösterelim. Aynı şekilde veriyi okurken de bu sefer buraya gelelim. If diyelim. External storage okunabilir. True gönderirse bunları yapsın. Else bir ekran, bir toast mesajı ekrana gösterelim. Ulaşılamaz desin yine aynı şekilde, sorun değil. Son halini tekrar bir test edelim, bakalım bir hatamız falan olmuş mu? External storage demo dedim. Daha önce kullanıcı buna izin verdiği için bana bir daha sormadı. Şöyle bir kaydettim ve de görüyorum. Metotlarım da düzgün bir şekilde çalışıyor. Son olarak da şunu göstereceğim sizlere. Şimdi buraya da bir dosya oluşturduk. Kaydettik, gösteriyor. Şurayı açalım. Benim public dosyam burada, Dovlant'ın altında. Private dosyam neredeydi arkadaşlar? Hepsi kapandı. Şöyle ikisini aynı anda açabilirsek. Evet. Bu benim private dosyam. Bu da benim public dosyam. Şu iki dosyaya dikkat edin. Şimdi geliyorum burada. Ayarlar kısmından uygulamamı buldum ve storage kısmına gittim. Şimdi mesela burada clear data dediğimde neler olacak? Şöyle bir bakalım. Clear data diyorum. Dosyalara dikkat edin. Gördüğünüz gibi public'in içine koyduğunuz dosya silinmezken private olarak, yani sadece o uygulamaya özgü olarak oluşturduğunuz dosya siliniyor. İşte public ile private arasındaki en önemli fark da bu aslında. Evet, external storage kavramını da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.